Konacık beldesine faaliyet gösteren Karataş Mobilya İşletmesi tarafından 4 yıldır düzenlenen ve geleneksel hale gelen Anneler Günü kutlamasına ilgi yoğun oldu. Canlı müzik eşliğinde gerçekleşen ve 4 saat süren etkinliğe yaklaşık 1000 kişi katıldı. İşletme sahibi Ahmet Karataş, Anneler Günü kutlaması ile ilgili olarak şunları söyledi. Ticaret her şeye rağmen kazanmak demek değil, asıl ticaret paylaşmaktır. Bu hem duyguyu paylaşmak, hem sevgiyi paylaşmak, hem de kazancını paylaşmaktır. Bu felsefeden hareketle biz geleneksel hale getirdiğimiz Anneler Günü kutlamasında gördüğünüz gibi canlı müzik eşliğinde, üstelik 3 güne mahsus çok özel indirimler sunduk. Ayrıca 110 bu yıl mesela bu özel olarak tasarlanmadı ama 111 adet birbirinden güzel hediyeler çekilişle annelerimize veriyoruz. Annelere ne versek, ne kadar etkinlik yaparsak yapalım, anneler için değer. Çünkü anne her şeydir. Anne sevgidir, anne şefkattir. Anne her şeydir. Düşünün annenin olmadığını. Yani anne sudur, anne hayattır. Anne yoksa hiçbir şey yoktur. O nedenle biz bu etkinliğimizi, bu hatırlamamızı sadece bir jest olarak yapıyoruz. Yoksa annelerimiz bunlardan çok daha fazlalarına layıklar. Ahmet Karataş'ın Yavuz Bülent Bakiler'den okuduğu anne temalı şiirler annelerin gözlerini doldurdu. Kutlamaya katılan Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun Anneler Günü'nü kutladı. Ve huzurun günde 5 vakit nabzı vurur. Beyaz tülbentinde, seccadesinde. Sizler bizim geleceğimizi yönetecek olan çocuklarımızı yetiştiriyorsunuz. Öncelikle başta kendi annem olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Aynı zamanda anne adaylarımızın da. Yapılan çekilişlerle çeşitli hediyelerin dağıtıldığı kutlamada şehit ablası Hanife Güneysu yılın annesi seçildi. Yılın annesi Güneysu özel bir hastaneden check-up kazandı. Yılın annesi ve birlikte biletiyle buraya davet ediyoruz kendisini. 605 numara. Kazandığı hediye de Universal Hospital Hastanesi'nden bir check-up. Teşekkür ederim. Yılın annemiz geliyor. 605'i şuraya alalım. Karşıya geçelim.